Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Ağustos çarşamba günü Elazığ yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Elazığ'da bizleri bekleyen 8 koşulu bir program söz konusu. Bu arada İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da 10 koşulu bir program var. Evet şimdi sizlere tahminleri sunacağız. Bu arada dörtlü ve üçlü ganyan ayaklarını tek geçeceğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Altılı ya da yine geçiş yapacağım ee, peşi sıra. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım, videoyu beğenelim, katıl üyesi olarak destek verelim ve tabii diğer bir hatırlatmamız da teşekkürler butonundan bize destek olabileceğiniz yönündedir. Onu da belirtmiş olayım. Saat 6'ya çeyrek kala ilk yarış şart 2 mücadele olacak. 3 yukarı İngilizler 1200 metrede kum pistte start alacaklar. Bu yarış için sizlere önereceğimiz ve tek geçeceğimiz Safkan 11 gün evvel bu yılki ilk startında ikinci olan bir isim Necmi Altın İdaresi'nde 2 numara Big Hill'dir. Yani atın hem genel performans olarak iyi olduğunu zaten biliyoruz. Hem de 11 gün evvel işte bahsettiğim durum uzun bir aranın ardından gelip ikinci olması yani atın hazır olduğunu gösteriyor. Bir de bunlara da ilave olarak bu mesafede de etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden 2 numara Big Hill'i ben burada tek olarak sizlere veriyorum arkadaşlar. Dörtlü Ganyan ilk ayağında burada 2 numara Big Hill tek diyoruz. Gelelim ikinci koşuya saat 6.30'da şart 5 4 yukarı Araplar 1700 metre kum pist yarışı olacak. Baba Mercan, Oğlum Kayra ve Yutan Girdap'ı ekür olarak izleyeceğiz. 8 safkan var. Ekürler burada çok ciddi avantajlı olabilirler. Rakiphanesindeki renk kata karşı özellikle start alacaklar gibi gözükmekte. Tabi Çelik Mavi de burada yine bir rakip olacaktır. Yani böyle bir yarış bizleri bekliyor. Burada iki seçenek var. Ya renk katı tek bırakacağız ya da ekürlerden işte birisini seçip mesela 4 boru oğlum kayrayı seçip örnek verelim. Tek bırakıp geçeceğiz. Yani ben açıkçası Ekürlerin bir taktik yarışta bu yarışı kazanabileceğini düşündüğüm için tek olarak bırakılması kanaatindeyim. 3 atın da kazanma şansı var Ekürlerden. Özellikle 4 numara Oğlum Kayra'yı bir adım daha önde görüyorum. Bu yüzden 4 numarayı tek olarak burada seçtim. Sıralı ikili vesaire vermek burada çok zor. Hem Ekürler 1 2 bitirebilir. Hem renk kat gelebilir. Çelik Mavi sürpriz bir ikincilik elde edebilir. O yüzden sıralı ikili vermiyoruz arkadaşlar. 4 numara Oğlum Kayra'yı tek olarak belirlemiş bulunmaktayız üçüncü koşuya geldim saat 7'de 15 handikap 4 tükara araplar 1200 metrede kum pistte çıkacaklar burada izleyeceğimiz arkadaşlar 10 adet safkan bulunmakta bu 10 at içerisinde şimdi 6'lıya geçtiğimiz için artık 6'lı oyun göre oyun vereceğiz arkadaşlar üçlü ve dörtlü ganyan oyunlarınızı tamamlarken burada verdiğimiz ilk 2 atı veya 3 atı yazarak bu tamamlama işlemini gerçekleştirebileceğinizi belirtmek istiyorum Şimdi ilk önerimiz burada bir ay evvel koşup kazanan ve kilo olarak da uygun durumda olan malkamoma 6 numaradır. Peşi sıra 7 numara dikme ağası ki Ferit Yardımcı İdaresi de Safkan 14 gün evvel dördüncülük elde etmişti. Ee, birazcık daha cazip bir isim olduğunu düşünüyorum ama bu mesafede de etkili olduğunu da unutmamak lazım. Bu pistte 1.23-27'si bulunmakta Safkan'ın. Bir numara Miraslan'ını da ilave edeceğim. İsa Katar biniyor 63 kilo yüksek bir kilo ama bir ay evvel kazandığı yarışla birlikte dikkat çekmekte. Bu yüzden burada bir numara Miraslan'ını da oyunda düşünmekteyiz. Geniş kuponlarda birazcık daha oyunu genişletirken 2 numara bitirim sedayı yazmanızı tavsiye edeceğim. Bir de 49 günlük bir arayla gelen bir safkan 8 numara kral emir yazılabilecek bir konumda gözükmekte. Burada bir de mesela bir baş aydının derecesi söz konusu 1.22.4 ama o koca el derecesi olduğu için arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Hani derecesi çok iyi gözüküyor vesaire gibi bir düşünceniz olmasın diye belirtmek istiyorum. Burada arkadaşlar sıralamamızı bu şekilde planladık. Gelelim dördüncü koşuya saat 7.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı 8 safkan start alacak. Buradaki ilk önerimiz 1 numara Bay Topçu olacak. 14 gün evvel ikincilik elde etti safkan. Bu baktığımızda 3 yarışta ikinci tabelası oldu. 1.19.41'lik derecesi de bulunmakta. 3 numara Cosmic Silver'ı da yine öneriyorum. 2 hafta evvel ikinci olan bir safkan. Cosmic Silver burada yine etkili olabilecek bir isim. 1 ve 3 numaranın ardından burada 4 numara Kral Kuzen Necmi Altın'la birlikte bir sürpriz yaptı yapması beklediğim bir isimdir. Ve iki yarışta üçüncü olan bir isim var. İsa Akyavuz 5 numara Legend Egemen. Bu ismi de yine tavsiye etmekteyim arkadaşlar. 1-3-4-5 şeklinde 4 safkanlı bir oyunu burada sizlere önermekteyiz bilginize. Geçelim 5. koşuya saat 8'de 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada İki at arasında bir mücadele bekliyorum. Onlardan birisi bir numara Kurtuluş Anadolu. Diğeri ise iki numara Seed of Love. Risk alınıp tek geçilebilecek bir koşu. Eğer tek geçeceksem ben iki numara Seed of Love'ı Ferit Yardımcı ile birlikte tek geçerim arkadaşlar. Son 5 yarışında 4 galibiyet elde etti. Daha istikrarlı, daha güven veren bir safkan olması sebebiyle bunu söyleyebiliyorum. Yani bir numarayı yazmak isteyenleriniz olabilir ama iki numarayı tek bırakmak burada en mantıklı tercih olacaktır diye düşündüm. Şimdi iki tek dedik burada 5. koşuda geldik 6. koşuya. E, burası saat 8.30'da koşulacak. Kısa vade 6 mücadele 3 yaşlı Arapları 1200'de kum pistteyiz. 8 safkan var. Yani kısa vade 6 olarak söylüyoruz ama atların 3 yaşında olması sebebiyle burada e, baktığımızda yani çok da fazla böyle yüksek handikaplı isimler görmüyoruz. Yani ileri yaşlarda olsa yüksek handikaplı isimleri de gördük ama burada şu anda bizim için önemli olan Yakın dönemde ki zaten hepsi e, Taylar. Yakın dönemde e, iyi yarışlar koşmuş olabiliyorlar. Onların içerisinde en iyi koşanları seçip bir oyun yapmak lazım olan şey bize. E, 1.25 derece görmüş bir Safkan var. 2 numara Zafer'e gel. Burada favorimizdir. 1.25-65 derecesiyle 28 gün evvel kazandığı yarışta ve 5 yarışta 3 galibiyetiyle favorimizdir. E, dereceyi geliştirebileceğini düşündüğümüz diğer isimler var. Onları da tabii ki yöneleceğiz. Bunlardan birisi... 5 numara hafta sonudur İsa Köyüz idaresinde Bir diğeri 1 numara Mahmudiyeli Efe'dir arkadaşlar. Bu atların da ilavesiyle 3 atlı bir oyunu yapabileceğiniz kanaatindeyiz burada. Daha fazla bir at yazılması da gerek kalacağını zannetmiyorum. Burayı bu şekilde geçebiliriz diye düşünmekteyim arkadaşlar. 7. koşuya geldim. Saat 9'da meydan 2 yaş. İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz 9 adet safkan bulunmakta. 35 gün evvel koşup ikincilik elde etmiş bir isim. Right to Alaçat. 6 numaralı safkan arkadaşlar. Benim buradaki ilk tercihim olacak. 1.20 76'lık bir derece elde etmiş bulunmakta. 6 numara right to alaçat. Ee, başka bir pist derecesi tabii ki. Şöyle göstereyim. Şanlıurfa pisti. Burada ilk önerimiz bu isim oldu. 8 numara Mir Nuhse ile devam ediyorum. Yine 57 kiloda izleyeceğiz bu safganın da. 14 gün evvel ikinci oldu. Derecesi 1.18.02 ve Şanlıurfa dolması ile birlikte burada etkili olabileceğini net bir şekilde söyleyebiliyoruz bu safganın. O da yine tabelaları fazla olan bir isim. 8 numara Mir Nuhse. Burada bir diğer tavsiyemiz olmakta sizlere. 5 numara unbalanced'ı da yine ilave etmekteyiz arkadaşlar sizler için 14 gün evvel 7. Lig elde eden Safkan daha belki 4 yarışında da tabela başarısı sergilemişti. Ve 9 var Fast Par. Burada son bir ilave seçeneği olarak düşündüğümüz isimdir arkadaşlar. Sizlere bu ismi de son seçenek olarak öneriyoruz. Yani burada da böyle bir 4 at civarında tutulabilir oyun Gelelim son yarışa 8. koşu saat 9.30'da şart 4 4 yaşlı Araplar 1800 metre kum pist yarışı. Ee, 10 safkanın start alacağı bir yarış burası. Ee, burada 5 numara Payidar Kaya Yusuf Cengiz ile birlikte favorimizdir. 2 yarış üst üste kazanmış bir isim. 14 gün evvel kazanmış bir isim. Burada favorimiz olmuştur. 1 numara Al Nasip. Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki Safkan yine son 6 yarışına baktığımızda etkili performanslar sergiledi. Bir hafta evvel dördüncülük elde etti ki bir önceki yarışında da yine dördüncü olmuştu arkadaşlar. Ve son altı yarışında da tabela yapan bir isim. Ferit Yardımcı ile bir numara al nasip. Burada ikinci at olarak önerdiğimiz isimdir. 5 ve 1'in ardından arkadaşlar 6 numara Raziye Tay ve 7 numara Sezginer yine oyun önerimizde yer almaktalar. Tabi bunları takiben daha fazla at yazmak istiyorsanız da 4 numara Özaras son dönemde biraz etkisiz olsa da kalitesiyle iş bitirebilir. 4 numara Özaras'ı da oyunlarınıza ekleyebilirsiniz. Yani 5-1 6 7 ve 4 şeklinde bir oyunu bu koşu için arkadaşlar sizlere belirlemiş bulunmaktayız. Toplam böyle 5 atlı bir oyun yine olabilir. Evet şimdi videonun sonuna gelmekteyiz. Tabi ufak tefek hatırlatmalarımızı hemen yapalım. Tek meselesinde biliyorsunuz ki biz sadece bir tane bir tek belirledik. Burada bir banko olarak 5. koşuda 2 numara seed of love'ı tek verdik. Bu arada burada hani laf olarak söylemeyi unuttum ama sıralı ikili de tabii ki yapabilirsiniz. İki arkası bir sıralı ikilisini tavsiye edebiliriz arkadaşlar burada. Zaten Kurtuluş Anadolu ile seed of love arasında mücadele beklediğimizi belirttik. Hani burada bir sıralı ikili olarak iki arkası bir oynanabileceğini tekrardan hani belirtmiş olalım. Onu söz olarak da söylemiş olalım. bunun dışında burada tabii üçlü ve dörtlü Ganyan oyunundan bahsetmiştik arkadaşlar sizlere. Onun da nasıl bir etkili olabileceğini yönelik teklerimizi verdik diyorsunuz. Birinci koşuda iki numara bir kirli e tek verdik. İkinci koşuda da 4 numara oğlum kayrayı tek verdik. Burada bir çifte oynamak isterseniz de tabii ki yine oynayabilirsiniz. Birinci çifte de iki arkası 4. Birinci çifte 2 arkası 4 oynayabilirsiniz. Diğer bir videomuz İstanbul videosu arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımızda mevcuttur. 10 koşul program 2 altılı oraya daha fazla bütçe ayırdık bilginize. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim ve ardından e, tabii ki teşekkürler butonundan veya katılıyorsa olarak destek olalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.